Probably you can establish the same cooperation also in this country. Burada da aynı şeyi yapabilirsiniz. Oradaki bazı olguları, kavramları, uygulamaları buraya, bu branşa adapte edebilirsiniz. But let's go back to handball. So, today, speed, agility and quickness in handball. So, these are all dimensions of the velocity. So, we have, for example, reaction time, we have quickness, we have speed, we have acceleration, and we have agility as well. These are all dimensions of the speed, of the velocity. Çabukluk antrenmanının veya sürat antrenmanının içerisinde birçok şey var. Reaksiyon zamanı var, hız var, So I mean reaction time, reaction zamanı var. So first step quickness, Çabuk ve kısa adımlar var. Frequency. Adım frekansı. Agility. Agility. Changing directions. Yön değiştirmeler, çabuk şeyler. Acceleration. Going little Akselerasyon, yavaştan başlayıp kullanma. Bunlar hep ekol içerisinde kullanmamız gereken. And this is all present in handball. Okay. So, but what is the case? You will never have the situation to have
100% of the maximal velocity in any kind of sport. Şunu da biliyoruz ki hiçbir zaman için sahip olduğumuz hızın gücün %100'ünü sahaya yansıtmamız mümkün değil. So like most of the sport games, handball is a mixture of agility, speed, reaction time, fitness mixture. Birçok branşta ihtiyaç olan şeyin karışımı handball'da var. Söylediğimiz bunları uygulandığı bir branşımız var. So there is a great genetic potential for these abilities, and there is always a question, could we improve the velocity by training or not? Burada yapmak istediğimiz şey de antrenmanlarla bu handball'ın özünde olan şeyleri geliştirebilir miyiz, geliştiremez miyiz? Onun üzerine de konuşacağız. And I will explain you what are the ways how to improve speed in handball. What are the ways? Şu anda bunların nasıl geliştirebileceğine dair çalışmalar yapacağız. So we have a basic speed. This is when we are just running into straight line. This is basic, yeah. We have the specific. This is when we are changing directions and when we have another lines of running. Yön değiştirmeyi, burada şimdi yarayacağımız frekanslar var, süratler var, değişik hızlar var. And what is most important is the sport-specific, sport-specific speed, sport and sport-specific speed. This is most important. Bunların arasında en önemlisi de handball'ın bebek süratin, hızın, reaksiyonun uygulanabiliyor. So we have, for example, sports epic without the ball. Topsuz süratimiz bizim için önemli olduğu anlar var. We have with the ball. Toplu olarak çabukluk ve süratin önem kazandığı anlar var. And when we say with the ball, it can be with the permanent contact with the ball, and it can be with the occasional contact with the ball. Sometimes I have ball, sometimes I don't have ball. So these are two different. Bunu da ayırabiliriz. Topla sürekli temasımızın olduğu anlardaki hızımız, çabukluğumuz ya da topla anlık temas edip bıraktığımız ama ondan sonraki hızımız. For example, playing football on the training session can be very important too. And I know in some clubs it is forbidden to play football on the training sessions. Playing football can be also very important too, training too. And I know some clubs where it is forbidden to play. Mesela futbol bu konuda futbol oynamak bu konuda geliştirici bir araç olabilir ama mesela birçok handball kulübü biliyorum ki antrenmanlarında futbol oynamanın kesin yasak oldu. Is your player playing football? Sometimes your football. Okay, so it is the only sport game where it is important to play without the ball in order to be successful, in order to run into the empty space. This is the philosophy of football. Yeah. So futbolun felsefesinde ne vardır? Başarılı olmak adına boş alana kaçmak, topsuz hareketler futbolda başarıyı getirecek özelliklerdendir. For improving speed, warm up is very, very important, and you understand it. Warm up, speed training, warm up is very important. Bu antrenman, sürat antrenmanı için ısınmak oldukça önemli. Yani kusura bakma böyle, şeyde çünkü çok hızlı konu değiştiriyor bir anda. Yine bir önceki söylemek istediği şey, futbolda topsuz oyun ne kadar oyunun kalitesini arttıracak bir şeyse, handbolde de bu önemli bir şey. Bazen rahatsız oldular mı? Çok yaklaştım. Güzeldi. Çok yaklaştım da hocam. Çok yaklaştım. Aynen. So the warm up is not only to prepare the players for the high intensity,
Also very important because of the prevention of the injury risks. Yeah? So prevention is also very important. So I mentioned three ways how to improve speed. Three ways, yeah? First way is to improve the movement technique. The second way is to improve the functional strength. And the third way is to engage and develop metabolic demands. So, when we say functional strength, what is the proper direction? First, we develop force, heavy weights, force. Then, the second, we develop power. Power. No, first force, and then power. Do the same. First force, power. And then, on the end, we develop velocity. When we are talking about the force, for example, so it means that we are implementing very heavy loads between 80-85% of the maximum, yeah? With the breaks, so in between 4 and 6 minutes, for example. Breaks, 4 to 6 minutes breaks. And for example, there is a rule that the senior players could have, for example, be able to do the squat with a load of 1.5 or 2 times of their body weight. So it means if they have 100 kilos, they have to be able 150 or 2 to make squats. İstenen şey 20 kilosunun 1,5 ile 2 kat arasında bir ağırlıklarla kuvvet çalışması yapabilmesi. So speed training always can be specific. Always can be specific. Speed training. Hız antrenmanında özellikle hem kola özgü olması gerekiyor. Probably what you think is mostly fast break. Fast break. Muhtemelen bunu sadece vücudumla ilgili olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. But there is lots of speed, breaking through, breaking through, pace. Ama halbuki bizim yüklemelerde, yüklanmalarda bu hıza, bu sürete, bu çabukluğa ihtiyacımız var. And the difference as well. The difference as well. Aynı zamanda savunmada da kullandığımız bir kavramdır, çabukluk. When we are talking about the fast break drills, it is very important whenever you are doing fast break drills that the organs are running in the fast break. Fast break çalışmalarında bu konuda fast break hızlıcım çalışmaları da bu amaca yönelik kullandığımız önemli çalışmalardır. Niye bütün katın hem savunması hem hızlı sürekli hareket halindedir. There is one funny story. One top tempo player in Serbia who was playing a wing position, he told me, Milan, I was 12 years running all the time in the fast break, and they told me that I have to make a correction, the rebound, yeah, the rebound. So if there is no goal, I score the goal. I never got this situation, never. Can you, you know? Şey kısımlarının da,
No problem, yeah. So I was running 12 years and never got the ball, the reflection from the goal, until the finals of the Olympic Games 84, when I got first time and I scored. Kesteki bir oyuncunun şöyle bir diyaloğu var kendisiyle. Ya 12 senedir sürekli orada gider gelirim, gider gelirim. Ondan sonra böyle çok kayda değer bir top alıp 60'lığım yok diyor. Fakat 84 yılında da olimpiyatlarda diyor. Kaleden dönen bir topu aldım ve skor yaptım. 12 yılda bir defa denk geldi diyor. So, the speed training, big connection with the jumping abilities, big connection. So if we increase velocity, we can increase jumping, and opposite the same. So in the speed training, we have lots of plyometric training. But I won't do plyometric today. Bugün çok uygulamayacağım ama aynı zamanda hızın, süratin gelişmesinde, sıçrama yeteneğinde çok ciddi katkısı var, önemi var. İkisinin de birbirine katkısı var. Süratin, sıçrama yeteneğinin, sıçramanın sürete So what is also very important is that we have to work on speed in the full recovery. Yeah. So the work and the rest ratio is 1:4:6. So it means if we are working 10 seconds, we are taking rest 40 or 60 seconds. Sürat antrenmanlarının başka özelliği dinlenme aralarındaki orantı 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6 olması gerekiyor. 10 saniye tekrar toparlanma süresi dönüşünden 10 saniye yüklenme yapıyorsan en azından 45, 50, 60, 1 dakikaya varan bir yüklenme arkasını korumamız gerekiyor. And always correct the players to use the correct technique. Always correct technique. Lütfen bütün çalışmalarda da gerçi genel olarak söylüyorum. Antrenmanlarda oyuncuların tekniğini yönetecek yeni bildirimler her dakika, her an yapın. And what is also very important to learn the players how to run fast and how to do the movements fast, but in the relaxed mode. It is very important. When they are tight, there is no speed. Bu arada oyunculara bunu şunu da öğretmemiz gerekiyor. Ani, keskin, süratli hareketleri gevşek bedenle yapabilmeyi de öğretmemiz gerekiyor. Yani atlet basarak böyle bir şey yapmadan oyun içerisinde ihtiyaç olan akışı, estetiği ve yumuşaklığı da çocuklara kazanmamız gerekiyor. So something just a little bit about the periodization. Biraz da periyotlamadan bahsettim. So in handball, force, power and velocity we maintain during the whole season. Whole season. Hız, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları handball'de bütün sezonda yayılması gereken çalışmalardır. But in one team we can have different periodization. You have a senior team and in this team you have the standard senior players, but you have also young players who are close to enter to the first team. It's different. Periyotlamada da değişkenlik gösterecek ülkeler vardır. Genç takım çalıştırıyorsunuzdur. Bu farklıdır. Genç takımlardan, daha genç oyunculardan oluşan bir A takımınız vardır. Bunun periyotlaması farklıdır. Ya da hedefe giden daha elit düzey sporcularınız vardır. Bunun yüklenme periyotlaması. So, the senior standard, the players, you maintain their abilities and you are also dealing with the peak performance, with the performance, yeah? And young players always develop. Mesela, elit sporcu düzeyindeki şeyde performansı dönem dönem yükseltecek, düzeye çıkartacak bir planlama yaparsınız. Ve genç takımımız varsa sürekli gelişime bunlar da çoğunca sıkıntı.
So, for example, force and power at least once a week to maintain force and power. Kurye çalışmalarını sabit koruyabilmek için haftada en az bir antrenmana competition period. Competition period, yeah. In competition period. Müsabaka döneminde. Yeah. For the speed, once or twice a week. But what is very important to have the rest of 48 or 72 hours in between. Arasında 48'den 72 saat koyduğunuz takdirde haftada en az 2 tane surat antrenmanı, çabukluk antrenmanı yapmamız gerekiyor. Fayda vardır. And it is like usually it is the first day after the day off. So it is Monday if you have a day off, Sunday, for example, and then you can do it Wednesday or Thursday, for example. Örnek vereyim, pazar günü eğer takımın izin günü ise pazartesi günü çalışmayı yapmakta fayda vardır. Bir sonraki çalışmayı da çarşamba ya da perşembe günü 3 gün altından sonra yapmanız uygun. So, we will start with the practical presentation. We will do first the basic. We will warm up with the athletic drills, and then we will get more and more specific to the handball. Önce genel ısıtmayla başlayalım, ondan sonra handball'a yönelik spesifik çalışmalarına. When we are talking about the reaction time and quickness in handball, it's not only to be quick, it's very important to be precise. Precise. Not only quick, but also precise. Sürat'tan bahsederken, çabukluktan bahsederken sadece bunun süresi veya reaksiyon hızıyla değil, aynı zamanda yönü ve tekrarlılığıyla. Also timing. When we are running to the counter attack, timing is also important. When do we start? Aynı zamanda sadece tek başına sürat değil, zamanlaması da bunun çok önemli. Ne zaman reaksiyonu göstereceğim, ne zaman ona başlayacağım? Especially focus on the quickness, short range, short. Because if you develop quickness, it has a transfer also on acceleration and also on the speed. Quickness. Çabukluğu geliştirdiğimiz, çabukluğu geliştirdiğimiz takdirde bu hıza da, reaksiyona da, hızlanmaya da because the quicker player gets the competitive advantage. Çabuk bir oyuncunun genel olarak büyük bir avantajı olduğunu zaten biliyoruz. Okay, we will start. If you have any questions, just call me. Deneyelim mi? Gözler hocam. Thank you.
Thank you.
maçının ne olduğundan değil. Bir hafta bakıyorum. Abi harbiden güzel oldu. Bir heyecan kapatıyor. Yıllardır bir şey var. Thank you.
Thank you.
Gergin. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
yönlendiren bu taraf şu anda. Thank you.
Thank you.
Question, I'm ready to respond. If not, thank you for your attention. Sorcho Lamar.